Yani yetiştiremeyecek. Yanında 10 tane insan olsa yetecek iş var. Tire'nin son körüklü çizme ustası Hasan Öter, körüklü çizmeye ilginin arttığını, artan ilgi nedeniyle talep oluştuğunu ancak yanına işlerinde yardımcı olacak hem de bu işi meslek edinecek çırak bulamadığını söyledi. Tarihi Kutuhan'daki iş yerinde üretimini sürdüren usta, körüklü çizmenin nasıl yapıldığını yerel güç muhabirine anlattı. 1950 doğumluyum. 61 yılında bu işin çıraklığına girdim. İrfan Kahya'da, Allah rahmet eylesin, bir usta vardı, onun çırağıydım yani. Ve ondan öğrendik bu mesleği. Sırf el işi yani. Altları kösele, topukları kösele, bir de ağaç çiviyle altı mont ediliyor. Yani öyle yapıştırma falan dikiş değil yani. Önce işte ölçülere var, ayağın ölçüsüne göre şey yapıyorsun. Kesiliyor mesela ayak ölçüleri. Şu şekilde ayağın her tarafının ölçüsü alınıyor. Bak tarağından, kondüpyesinden, ayak bileğinden, bacağının kalınlığına kadar. Buna göre kesiliyor ve yavaş yavaş kalıbı çekil dikildikten sonra. Evet. Kalıbı çekildikten sonra da altları yapılıyor. Altları bu şekilde kösele. Evet. Bu altını ağaç çiviyle mont ediliyor. Kenarları düzeliyor. Köseleden topukları yapılıyor, ökçeleri. Ondan sonra kalıptan çıkıyor. Tekrar bacağının kalınlığına göre bacak kalıpları var, gamba şunlar. Evet. Onlara konuyor. Bacağın ölçüsüne göre açılıyor. Ondan sonra içinden süngerle ıslatılarak körükler elle yapılıyor. Bir körüklü çizmeyi yapmak, yani bu en baştan kalıbı çıkarmaktan başlayarak ne kadar sürüyor? Vallahi 3 gün 4 gün sürüyor bir çifti. Ne tür deri kullanılıyor? Dana derisi. Süt dana deniyor. Aslında süt dana değil, 2 yaşındaki dananın derisi. Hani nasıl bir çocuğun cildiyle yaşlı insan cildi farklı. Onun gibi yani genç hayvanın derisi daha böyle düzgün oluyor, daha tok çıkıyor. Evet. Daha esnek. Peki körüklü çizmeye bu sıralarda ilgi alaka nasıl? İlgi alaka işte eskiden deveciler giyiyordu. Daha önce bu Tire bölgesi, bu Ege'nin günlük giyimiydi. Zamanla moda değişti. Ve deveciler giyiyordu. Şimdi de Ege'nin tüm köyleri yörük köyü. Dernek kuruyorlar hep. O dernekler vasıtasından eskisinden daha çok talep. Üniversitelerin folklor takımları, Efe grupları var her tarafta. Yani o yörüklerden ayrı Efe grupları var. Yani yetiştiremeyecek. Yanında 10 tane insan olsa yetecek iş var. İşi yaparken yanınıza yardımcı çırak, kavga ister misiniz? Tabii isterim. Şimdi de isterim. İstemez miyim? Ama okulla işte 13-15 sene oluverince çocukla 18-20 yaşında bir herhangi bir işi sahip olamayan geliyor. Benim verdiğim para onu yetmiyor. Onun istediği parayı biz veremiyoruz. Ama daha önce ilkokulu bitiren bir sürü çocuk geliyordu yazın. İçinden kabiliyetiniz çıkıyordu. Siz de körüklü çizme siparişi vermeye mi geldiniz? Ben buraya körüklü çizme siparişi vermeye geldim. Çizmeci de benim mahalle çocuğu. Hem ziyaret edeyim dedim. Eski dükkanını kapatmış, buraya taşınmış. Onun için hem göreyim dedim, hem bir sipariş vereyim diye geldim. Seviyor musunuz çizmeyi? Tabii. Ata giyimi. Körüklü çizme Anadolu'ya Girit'ten Giritli ustalarla gelmiştir. Orada Söke'ye gelir. Söke'de önce askeri birliklerdeki komutanlar ayaklarına atlara süvari birliği, atlara rahat inip binsin diye körüklü çizmeleri kullanırlar. Ve o süvari birliklerin subayları Anadolu'nun muhtelif yerlerine tayin olunca o çizme, körüklü çizmeler onlar vasıtasıyla gider Anadolu'nun muhtelif yerlerine. Üçe ayrılır körüklü çizmeler. 5 kırma, 7 kırma, 8 kırma. 5 kırma süvariler içindir. 7 kırma deveciler içindir. 8 kırma da zeybekler içindir.